Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bir Games Android kurulum videosuyla beraberiz. Bir Samsung telefonu kuracağım arkadaşlar. Hep tablete çekiyordum. Biraz farkındalık yaratmış sanırım. Tablete kuruyorsun diye videoyu izlemeyen arkadaşlar varmış. İşlemci aynı işlemci. Tablet, telefon fark etmiyor arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar 01 Games aldığınızı düşünelim. Kutuyu açtığınız gibi arkadaşlar Games'ı şöyle bir 2 saat şarjda bırakın. Şartsız Gamester kurmayın arkadaşlar, kuramazsınız, sürekli hataya düşer, bu da size sürekli bir sıkıntı yaratır. Gamester'ı bir güzel şarja bıraktıktan sonra şu şekilde zaten şarj seviyelerini görürsünüz. Yukarıya doğru gittikçe şarj seviyesi azalır, aşağı doğru indikçe şarj seviyesi yükselir. Bunun da bilgisini verdikten sonra arkadaşlar şimdi indirmemiz gereken iki tane program var arkadaşlar. Biri Gearbox, biri de FPS Touch. Ben bunları videonun açıklama kısmına bırakacağım. Ben şuradan bir kendi videoma gireyim. Şu şekilde videonun açıklama kısmına geldiğinizde zaten burada güncel bilgiler var. WhatsApp gruplarımız da var. Şuradan indirmediklerinden ilk önce bir FPS Touch indirelim. Beraber indirelim ki şöyle çok güzel bir kurulum yapalım hep beraber. Tabii bunu beraber kurulum yapmak istiyorsak videoyu atlamadan izleyin arkadaşlar. Atlamadan izleyin ki doğru düzgün kurasınız. Şuradan aşağıdan dosyayı indir dedikten sonra tamam diyelim. Hemen Gearbox dosyamızı da indirelim. Sırf sizin için kolay olsun diye ben bunları teker teker APK'sını bulup bir dosya haline getirdim. Şuradan yine Gearbox dosyayı indir diyeceğiz. Buradan tamam diyeceğiz. Arkadaşlar her iki dosyayı indirdikten sonra yüklemesini yapalım. Şuradan ilk önce bir FPS Touch'u indirelim. Ayarlar diyeceğiz. İznimizi vereceğiz. Bunlar zaten artık bilindik şeyler. İznimizi verelim. Yükle diyelim arkadaşlar. Yükledikten sonra bitti deyip hemen diğer programımızı da indirelim. Gearbox'u. Ben bunların ne işe yaradığını hepsini en son söyleyeceğim size arkadaşlar. Ama lütfen şu videoları atlayarak WhatsApp gruplarına gelmeyin. Buradan bu şekilde bir Play Protect uyarısı verecek. Şuradan ayrıntılar deyip aşağı doğru indiğimizde yine de yükle dediğimizde programı kurabilirsiniz. Güncellemeyi doğru yaptığınızda emin olduktan sonra zaten Gearbox'u silebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dosyalarımız indi. PUBG'miz de hazır. Bir şekilde göstereyim ben size. Şimdi ilk olarak şurada Gamester cihazımız var. Düğmesine şu şekilde bir kere tıkladığımızda mavi ışığı yanıp sönecektir. Mavi ışığı yanıp söndüğünde şuradan Bluetooth'umuzu açacağız. Bluetooth'u açtıktan sonra arkadaşlar FPS Touch Bluetooth'una bağlanacağız. Bu şekilde bağlandıktan sonra hemen fazla uzatmadan telefon ayarlarına gireceğiz. Buradan telefon hakkında deyip yazılım bilgileri deyip şuradan yapım numarasını 7 kere tıkladığınızda geliştirici seçeneklerini açmış olacaksınız. Geliştirici seçeneklerini açtıktan sonra geri geleceğiz. Telefonun altına indiğinde geliştirici seçenekleri açık olacaktır. Bu telefondan telefona farklılık gösterebilir. USB hata yüklemesini açtıktan sonra hemen şuradan bir şarj kablosu lazım bize. Bununki neydi? Eski tip şarj kablosu. Şunu alacağım. Şuradan da kablomu alacağım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde telefonunuzun şarj kablosunu bulacaksınız. Bir ucunu Gamester'a, herhangi bir soketine, bir ucunu da hemen telefonumuza takacağız. Arkadaşlar bunun birbirine bağlantısını yaptıktan sonra Gearbox dosyasına girip sağ alttan Davis Magnet diyeceğiz. Buradan cihazınız X1, Z1, Z2. Bu arada X1, Z1 ve Z2'nin kurulumu aynıdır. Arada herhangi bir farklılık yoktur. X1'i seçtikten sonra izin vereceğiz. Ver diyeceğiz. Bir 5-10 saniye bekledikten sonra şu mavi yazıya tıklayıp yani update dedikten sonra confirm diyeceğiz. Bu şekilde bir 8-10 dakikalık bir yükleme yapacak ama biz videoyu durdurmayacağız. Sizinle bol bol bir sohbet edeceğiz. Çünkü anlatmam gereken çok önemli konular var arkadaşlar.
bilindiği gibi piyasada sıfır Gamesir cihazlar var, ikinci el Gamesir cihazlar var. Bu aralar cidden piyasada haddinden fazla bir bozuk cihaz geziyor ikinci el cihazlarda. Arkadaşlar, ikinci el cihaz alacağınızda dediğim gibi sıfır cihaz alırsanız ilk yapacağınız şeylerden bir tanesi Gamesir cihazını şarja takmaktır. Gamesir cihazını şarja taktıktan sonra kurulum yapın. Yani Gamesir cihazını şarjsızken kurulum yapmayın. Eğer Gamesir şarjı azken, yani şu iki tane kırmızı ışık falan yanarken kurulum yaparsanız büyük ihtimal yüklemeleri yarıda kesecektir. Bu da cihazınıza zarar verecektir. Sakın şuna da güvenmeyin arkadaşlar. Ben internet üzeri aldım sıfır cihazımı, 15 gün her şekilde geri iade şansım var deyip cihazı bozmakla uğraşmayın. Çünkü bu cihaz geri iadeye gittiğinde inceleniyor. İncelendiğinde zaten 41.0 zaten hataları bellidir. İncelendiğinde zaten direkt tüketici kaynaklı olduğunda direkt faturası size kesilip tekrar geri gönderiliyor. Bu hususa dikkat edin arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar cihazı bozmayın. Ve bozuk olduğunu nereden anlarım derseniz, şu yukarıda şöyle göstereyim. Şu yukarıda 41.21.33.16 yazar. Yukarıdaki sürüm 41.0 ise, yani 4100 ise, geçmiş olsun, cihazınız bozuk, almışsınız veya kendiniz bozmuşsunuz. İnanın, WhatsApp gruplarımıza günde 100 kişi geliyorsa %10'u, yani hemen hemen bir 10 kişisi cihazını bozuk geliyor. Cidden üzülüyorum. Hani bazı hususlara dikkat edin. Yüklenme esnasında telefonunuzun ekranını kilitlememesine dikkat edin. Aynı şekilde internetiniz sağlamken güncelleme atmaya çalışın. Ve şöyle bir şey var. Güncelleme atarken arama falan geldiğinde iptal edin arkadaşlar. Güncelleme bittikten sonra aramaya geri dönersiniz. Bu tür ani yükleme esnasındaki kopukluklar cihaza zarar verir. Ve bu Gigurux programı Gamesir cihazının eksik donanım ve yazılımını tamamlar. Eğer donma, takılma gibi şikayetler alıyorsanız hemen Gigurux programını güncelleyin. Ve Gigurux'suz kurulum yapmayın arkadaşlar. Sadece FPS hoş güzeli kurulum olmaz. İleride çok büyük hatalar alırsınız. Aynı kurulum ve eksik güncellemeler her gün karşınıza hata çıkarmaya ve sorun yaratmaya devam eder. Eğer bu cihazdan verim almak istiyorsanız lütfen kurulumu doğru, düzgün ve profesyonel bir şekilde yapmaya çalışın. Hani ben yine kurulum videosunu atıyorum. İlla ki ben çok yazılım mühendisi, çok doktorlar, tıplar, çok ünlü insanları tanıdım. İnanın, kuramayan kişiler var. Kuramamak ayıp değil. Yine de kuramazsanız WhatsApp gruplarımız açıklama kısmında mevcut. Zaten basit bir hata olduğu zaman direkt size çözümünü söylüyoruz. Ama kurulumunuz hatalı olduğunda neler yapılması hakkında tekrardan bilgileri atıyoruz. Yani her türlü sizi bir yola kavuşturuyoruz. En son ihtimal olarak da zaten bizden profesyonel destek alabilirsiniz. Zaten bu cihazda bir farkındalık olmak istiyorsanız, bizdeki de yılların deneyimi olarak yaptığımız işlemlerin normal bir kurulumdan kat kat bir farkı var arkadaşlar. Bayağı bir sohbet ettik. Yüzde zaten 63 olmuş. Ben aklıma geldikçe zaten videoyu durdurmaktan çıkarıp ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi yükleme %98 oldu. Şurada bir şey göstermek istiyorum size. Yükleme bittikten sonra bu cihaz kendini resetleyecek. Şu şekilde yükleme bitti ve cihaz kendini resetledi arkadaşlar. Eğer cihaz kendini resetlemezse siz de manuel olarak resetleyebilirsiniz. Yükleme bittikten sonra arkadaşlar hemen ardından FPS Touch yüklemesine geçeceğiz. Yükleme bittikten sonra arkadaşlar Bluetooth'unuzu kapatın. Ben kapattım daha demin. Burayı göstermeyi unuttum, kusura bakmayın. Şimdi yapmanız gereken şuradan Gamesir cihazına düğmesine basarak açmak cihazı. Ondan sonra Bluetooth'unuzu açacaksınız. Şuradan Gamesir Xperia cihazına bağlanacaksınız. Şekilde bağlandığında aynı şekilde kablo takılır. Sizden bir ricam var. İzin isteği almaya çalışacağız. Verirse verir, vermezse önemli değil. Kabloyu tekrar geri taktığımızda şu şekilde bir USB hat ayıklamasını açmıştık. Onun izni isteyecek. Kutucuğa işaretledikten sonra tamam diyeceksiniz arkadaşlar. Hemen ardından FPS Touch yüklemesine geçeceğiz. Buradan Caprunning diyeceğiz. Caprunning dedikten sonra arkadaşlar burada zaten 41.21 güncellenmesi yüklensin mi diye soru gelecek. Geldikten sonra Confirm dedikten sonra bir ortalama 8-10 dakikada bunun yüklemesi sürecek. Arkadaki sayfanın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Boşuna WhatsApp grubunda bunları atmanıza gerek yok.
Ortalama zaten bir 15 saniye ile 2-3 dakika arasında yükleme başlıyor. Dediğim gibi arkadaşlar, daha demin ben dediğim sorunlardan bir tanesini ben kendim yaşadım. Gamester cihazı şarj ederken kurulum yapmayın. Ben bundan önce birkaç tane daha video çektim bu Gamester'la. Ondan dolayı Gamester'ın şarjı az olduğu için bir hataya düştü. Bu hususlar elinizden geldiği kadar dikkat edin. Belki benimki de bozulmuş olabilir, bilemiyorum. Verilemeyeceğim. Bu önemli değil arkadaşlar. Şimdi yükleme başladı. Bu yükleme başladıktan sonra ben Gamester programının ne işe yaradığı hakkında bilgi vermiştim size. Şimdi FPS Touch programı hakkında bilgi vereceğim. Gigurux programı arkadaşlar, dediğim gibi Gamester cihazının donanım veya yazılımını eksiklik varsa onu tamamlar. FPS Touch programı ise Gamester cihazıyla telefon arasındaki etkileşimi sağlar. Dediğim gibi FPS Touch programı olmadan, Gigurux programı olmadan FPS Touch programını sadece kurulum yapmayın. İleride çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Ve piyasada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Gamester tipli powerbank cihazlar var. Bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Zaten altına kocaman bir powerbank diye şurasına yazı yazmışlar. Bu ürünün orijinal veya çakması yok arkadaşlar. Sarısı ve golden'ın da arasında herhangi bir fark yok. Ve piyasada arada baya bir fark var satış fiyatları. Onun da arada bir fark yok arkadaşlar özellik olarak. Gamester serisinin en iyi serisinden hangisi derseniz tabii ki Z2 serisi diyeceğim. Çünkü Z2 bu şekilde bir kablo fazlalığı yok. Zaten biraz sonra klavye mouse'u da taktığım zaman burada bir heybetleniyor artık arkadaşlar. Bir kablo fazlalığı çoğalıyor. Ek olarak arkadaşlar, oyunda takılma, donma gibi sorunlar yaşayan arkadaşlar var. Biz bunları Gigurux programına yazılım atarak, telefon özelliğiyle alakalı Gigurux programına yazılım atarak bunları çözebiliyoruz. Bu konuda destek almak istiyorsanız WhatsApp grubuna gelin. Ve arkadaşlar, hani bu yüklemeyi atarken burada bir boş sohbet yapmıyoruz. Cihaz hakkında güzel bilgiler veriyorum size. Tabii dinleyip dinlememek sizin elinize. Emin olun ki İzleyen kişiler de pişman olmayacaktır. Hatta bunu dedikten sonra güzel bir detay vereyim size. Bu şekilde kurulum yaptığınızda arkadaşlar, şarj yuvası telefon karşınıza durduğu zaman yatay şekilde şarj yuvası sağ tarafa baksın. Eğer bu şekilde sol tarafa bakarsa kurulumdan sonra, sol tarafa baktığı zaman klavye mouse işlevi görecektir. Mouse da klavye işlevi görecektir. Yani bir ters çalışma olacak. Bunu da hata zannedip tekrar tekrar güncelleme yapacaksınız. Bu da cihazınıza zarar verir, ömrünü azaltır. Bir Gamester cihazının ortalama şarj süresi 4 saat civarı arkadaşlar. Aynı şekilde şarja takıp oynayabilirsiniz ama bu da telefonda olduğu gibi şarja takıp oynadığınızda pil ömrünü azaltmış olursunuz. Ek olarak anlatabileceğim şeylerden bir tanesi makro konusuna değineceğim arkadaşlar. Makro konusunda YouTube'da videosunu çekenler var. Onlara bakıp kendiniz de yapabilirsiniz. Biz makro olarak profesyonel destek veriyoruz. Bunu da zaten WhatsApp grubundan gelip desteğimizi alabilirsiniz. Yani videolara bakarak yapabilirsiniz ama bizdeki yılların verdiği deneyimi o videoya bakarak biraz zor. Yani güzel bir kafa yorduktan sonra yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi yine kurulum videosu da burada. Kuramayabilirsiniz de çünkü ikinci el aldığınız bir cihaz baya bir kurcalanmış olabilir. Tabii kurcalandığı için kurulum videolarına bakarak da biraz zor kurabilirsiniz arkadaşlar. Hani gelin WhatsApp grubumuza. Takıldığınız yerler varsa elimizden geldiği kadar destekçi olabiliriz. Kurulumunuzda hata varsa kurulum hakkında bilgi verebiliriz. Profesyonel destek almak istiyorsanız ekibimiz 7/24 hazır arkadaşlar. Bu videoyu gece çekiyorum. Genelde sürekli bir yanımdalar. Elimden geldiği kadar hepimiz elimizden geldiği kadar destekçi olmaya çalışıyoruz. Bazı yorumlarda numaram geziyor arkadaşlar. Eğer numaramı bulduysanız lütfen aramayın. WhatsApp'tan mesaj atın. Çünkü aradığınızda direkt meşgule atıyorum. O numarayı zaten artık bir şirket numarasına çevirdim bir nevi. Şirket değil de yani şirket işlevi olarak numaraya çevirdim. Şahsi numaram kesinlikle oralarda yok. O numara üzerinden sürekli WhatsApp üzeri iletişim kurabilirsiniz. Aynı şekilde WhatsApp'ın çıkardığı ufak bir sorun vardı. Onun için Telegram grubu da açtık. Telegram grubumuz da var.
Oraya da gelebilirsiniz. Ve iOS mağdurları için zaten bir yıldır grubumuz var. iOS grubunda da sürekli bir ikinci el eski sürüm iPad, telefon veya tabletler geçiyor. Tabii hepsi benim güvencem altında geçiyor. Aynı şekilde ikinci el cihaz arayanlar varsa zaten onlar da benim kontrolüm altından geçiyor. Sürüm kontrolleri yapıldıktan sonra. Destekçi olurum bu konuda. Bu yükleme de zaten hemen bir %80'a kadar vardı. Videoyu burada duraklatayım. Ondan sonra kuruluma devam edelim. Evet arkadaşlar, yüklemenin %95'ine geldik. Yine GeekWorks yüklerken ki aynı şeyi burada da göstereceğim. Yükleme %100 olduktan sonra yükleme başarılı diye bir yazı geldiğinde bu Gamesir cihazı kendine bir yenileme atacak. Zaten %99 oldu. Şu şekilde yükleme bitti. Yükleme bitince cihaz kendine bir reset attı. Resetten kastım yani bir yenileme attı kendine. Hemen şuradan konfirmleyeceğiz. Aynı şekilde buradan Bluetooth'u kapatacağız. Bluetooth'u kapattıktan sonra Gamesir cihazını açıp Bluetooth'u açıp eşleştirme yapıp oyuna gireceğiz arkadaşlar. Şuradan hemen bir Gamesir cihazını açalım. Şu şekilde yine düğmeye basacaksınız. Hemen açılmazsa arkadaşlar bir 15-20 saniye falan civarı bekleyin. Ardından düğmeye üst üste tıkladığınızda Gamesir cihazı açılacaktır. Yani cihazın kilitlendi veya bozuldu diye korkmayın. Düğmeye bir 10-15 kere basın açılacaktır. Şuradan Bluetooth'u açalım. Şuradan FPS Toshka bağlayalım. Show on a bit diye ne diyeceksiniz arkadaşlar? Çok güzel bir cihazın reklamını yapacağız. Ve kendim oynadım. Çok memnun kaldım. Bluetooth'la eşleştirdikten sonra şöyle bir ufak güncelleme atacak. Bu şekilde altta Davis versiyon 21'i gördüyseniz kurulum başarılı. Şimdiden hayırlı olsun diyorum size. Ve hemen tuş dizilime geçeceğiz. Oyuna girdikten sonra şu kabloyu artık sökebiliriz. İşimiz bitti. Şimdi neden Gamesir cihazını şarja takın dediğimi şuradan anlayacaksınız. Ben bu videoya başladığımda Gamesir'in 4 tane ışığı vardı. Gördüğünüz gibi hemen şarj seviyesi 2'ye düştü. O yüzden şarj konusunda biraz dikkat edin. Hemen şuradan bir klavye mouse'umuzu da bağlayalım. Eğer Gamesir istiyorsanız satışımızda mevcut zaten. İsteyene göndeririz. Arkadaşlar bununla soketlerin yeri bir fark etmiyor arkadaşlar. Aynı şekilde istediğiniz klavye, mouse kullanabilirsiniz. Zaten Gamesir'ın en çok tercih edilme sebeplerinden bir tanesi de bu. Şuradaki şeyleri bir geçeyim ben. Hemen arkadaşlar buradan bir oyun ayarlarına girelim. Ayarlar, kontroller. Hemen özelleştir diyelim. Eğer tuş diziminiz varsa onu kullanabilirsiniz ya da şuradan sıfırla deyip işlemin en başına da dönebilirsiniz. İlk önce arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu şekilde yerler ayarlandıktan sonra şu soldaki yeşil butona tıklayıp tuş dizilimi yapacağız. Hemen şunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde siz de bana bakarak da yapabilirsiniz. Bu standart bir tuş dizilimidir arkadaşlar. Eğer detaylısını isterseniz tabii WhatsApp grubuna gelmeniz gerekiyor. Şurada dikkat edin arkadaşlar. Telefonun şarj yuvası sağ tarafa baksın size göre karşınıza durduğu zaman. 1-2 yine standart olarak silahımız R şarjör. Ceyhan eğilme. Zonguldak geri uzanma. Şöyle koydum hemen. Kendinize göre güzel bir dizayn da yapabilirsiniz. Yani ben böyle bir standart bir tuş dizilimi yapayım. Şöyle sürüklediğinizde şu orta yukarıda çöp kutusu var. Buradan silebilirsiniz. Şu yeşil mouse'un yeri çok önemli. Bunu koyalım. Şunları da şuraya koyalım. Klavyeniz olmayan tuşları silebilirsiniz. Aynı şekilde şu sağdaki tuşları eğer çıkaramıyorsanız arkadaşlar telefonu sola çevirin. Şu sağ köşeye sıkışmış tuşları tekrar şöyle sağdan çıkarın. Ondan sonra tekrar sola çevirin. Bu da benden bir basitlik olsun size. Caps Lock tuşunu sileceğiz arkadaşlar. Onu anlatacağım ben size. Klavyemde U harfi yok onu da sildim. I harfi de yok onu da sildim. Klavyemde M harfi de yok onu da sildim. O zaman şu T'yi.
Haritanın üstüne alabilirsiniz. Yine Space'e zıplamaya ok işareti klavyemde yok, sildim. X tuşu kullanmam gereken bir yer var mı? Şuraya koydum rastgele. Bu şekilde arkadaşlar, eğer tuş eklemek istiyorsanız parmağınızı boş bir yere basılı tutup, örnek diyeyim, klavyede kullanmadığım tuşlardan bir tanesi F5. Klavyeden F5'e bastım. Aynı şekilde yine parmağımı basılı tuttum. F3 yaptım. Buraya koydum. Aynı şekilde başka gerekli bir şey var mı? Yok. Bir tuşu iki kere atabilirsiniz. Mesela ekranda bir tane G var. Bir tane de G'ye ben tıkladım. Hemen alttan Confirm dediğimde ikinci G geldi. Üçüncüyü kullanamazsınız arkadaşlar. En fazla iki tane tuşu kullanabilirsiniz. İşleminiz bittikten sonra sağ üstte Close var. Close'a tıkladıktan sonra Confirm diyeceksiniz. Bir daha Confirm diyeceksiniz. Bir daha Confirm diyeceksiniz. Bu şekilde tuşları kaydedersiniz. Bir daha soldaki yeşil tuşa bastığınızda yukarıdaki sarı buton var. Bu size renk gözükmeyebilir. Show yazar üstünde göz sembolü var. Ona bir kere tıkladıktan sonra göz sembolü kapanacaktır. Hide olacaktır. Close derseniz ekrandaki tuşlar kaybolacaktır. Burayı da kaydet deyip çıktıktan sonra hemen bir eğlence parkına girip beraber bir bakalım nasıl olmuş. Caps Lock tuşunu silmiştik arkadaşlar. O Caps Lock'u silme sebeplerimizden bir tanesi. Bu şekilde Caps Lock'a bir kere tıkladığınız zaman mouse imleci kaybolacaktır. Bir kere daha tıkladığınızda mouse imleci açılacaktır. Aynı şekilde mouse'unuz oyuncu mouse'uysa tekeri bir kere tıklarsanız mouse imleciniz kaybolacaktır. Tekrar tıklarsanız açılacaktır. Bazı mouse'lar arkadaşlar bu M116 yani tek tek sıkan silahları veya üçerli sıkan silahlar gibi SKS gibi şu tuşta şöyle seri atış modu yapabilirsiniz. Hatta gösterebilirim size biraz sonra. Yani video bayağı bir detaylı oldu arkadaşlar. 2021'in videosu olsun bu da. Çünkü artık bir videoları güncelleme gereksinimi duydum. Aynı şekilde arkadaşlar W ile Shift'e basarak hızlı koşma yapabilirsiniz. Ben size şuradan neyi gösterecektim? Şu seri atış modunu gösterecektim. Tabi bunlar oyun esnasında otomatik topluyor. Şöyle dürbünümüz falan çalışıyor. Şöyle seri atış moduna bastığımızda şöyle kendi otomatik sıkıyor arkadaşlar. Soldaki buton kapandı, önemli değil arkadaşlar. Şu şekil şu seri atış moduna bastığınızda şöyle seri atış modu yapabilirsiniz. Eğer bu şekil hazır buraya ekrana geliyorsa ben size şöyle bir şey göstereyim. Bu yeni gelen Android güncellemesiyle oldu. Eğer bu şekilde sürekli ekranınıza güncelleme geliyorsa soldaki yeşil butona basarak basmadan zaten kendi otomatik kapanacaktır. Bu aslında Android sürümüyle gelen bir sorun. MIUI 12'de veya Android 12'de. Eğer sürekli size böyle sıkıntı çıkarırsa soldaki yeşil butona basıp kırmızıya basarak Confirm diyebilirsiniz. Bu şekilde seri atış için dediğim gibi şu tuşa bastığınızda kendi otomatik seri atış modu yapacak. Yani artık M1'i aldım, 3'erli, 4'erli falan sıkıyor derdi yok. Onu da artık M4 gibi kullanabilirsiniz. Makro için de arkadaşlar profesyonel destek alabilirsiniz bizden. Bu herhalde 3. değişim. Daha uzatmayayım ben. Videoda bayağı uzun oldu. Hazır buraya gelmişken bunu da göstereyim size. Soldaki yeşil butona tıklayarak kırmızıya tıklayıp Confirm deyin. Aynı şekilde yine klavye mouse'u kullanabilirsiniz. Hiç yoktan 2'de 1 ekrana güncelleme gelmeyecektir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.